İş nasıl çıkarılır? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Yeteri kadar sallanan bir diş hafif baskılarla düşer. Özellikle süt dişlerinin çıkarılması da oldukça önemlidir. Çoğu süt dişi eninde sonunda düşer. Süt dişlerinin kökleri daha kısadır ve daimi olan dişler gelişirken de süt dişleri eridiği için çekimleri çok basittir. Bazı durumlarda yüzeysel anestezi ile çekimleri mümkündür. İşlemden yaklaşık olarak 1 ila 1,5 saat sonrasında ağrı kesici alınması tavsiye edilir. Diş çekmek veya çıkartmak için mutlaka diş hekimlerinizden yardım almanız gerekir. Bunun dışında evde yapacağınız yöntemlerde çok dikkat edilmelidir. Sallanan diş nasıl çıkarılır? Sallanan diş çıkarmadan önce kafanıza göre hareket etmemelisiniz. Diş eti hastalıklarından dolayı dişi destekleyen kemik dokusu kayıp olmuşsa ve dişte sallanmaya başlarsa çıkarılabilir. Bunun dışında diş eti tedavileriyle dişler kurtarılamayacaksa, bu şekilde bahsedilen dişlerde üzerinde küçük bir leke dahi olmayan sağlam dişler de çekilebilir. Sallanan dişleri çıkartmak için uygulayacağınız yöntemler şöyledir. Çocuğunuz yardım istemezse dişi çekmeye çalışmamalısınız. Birçok süt dişi eninde sonunda kendiliğinden düşer. Hali hazırda sallanan dişleri çıkartmak en kolayıdır. Fakat kalıcı dişler için değerlendirmek için diş hekiminize görünmeniz gerekir. Kalıcı dişlerin sallanması durumlarında ciddi tedaviler gerekebilir. Bu sebeple kalıcı diş kayıplarının olmaması için farklı tedavi yöntemleri gerekebilir. Acısız diş çekme yöntemleri. En etkili acısız diş çekme yöntemleri için mutlaka diş hekimlerine yardım almanız gerekir. Bazı dişler umulduğu kadar kolay düşmez. Bu sebeple devam ederek dişinizi kendiniz çekmeniz gerekip gerekmediğini merak edebilirsiniz. Dişleri kendiniz çekmemenizi öneririz ve dişin kendi kendine düşmesini beklemek zorlamaktan daha iyidir. Eğer diş çıkmaya müsait değilse zorlamamalısınız. Aksi takdirde aşırı kanamaya neden olur ve her türlü tehlikesi de mevcuttur. Diş eti dokularında daha sonraki yaşamda sorunlara neden olur. Üstelik çocuklarınızı üzme riskiniz de vardır. Evde diş çekme yöntemleri denemeden önce enfeksiyona neden olacak sebepler ortadan kaldırılmalıdır. Aksi takdirde çok fazla acı çekmenize neden olabilecektir. Ağrılar normalde bir ağızın enfekte olduğunun işaretidir ve bu enfeksiyonu tedavi etmek için çok para harcamanız gerekir. Çocuklarınızın ağız kısmında herhangi bir ağrı meydana gelirse hemen diş hekimlerinizle iletişime geçerek diş çekimi konusunda detaylı bilgi alın.